Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da bu terör saldırısının ardındaki güçlerin en önemli hedefi Rusya'yı sindirmek, Rusya'nın içerisinde ikilik çıkartmak, Rus halkını iktidara karşı ya da özel askeri harekata karşı kışkırtmak, toplumu bölmekti. Bununla birlikte tabii Rusya'yı fevri hareketlere de sevk ederek savaşı çok daha kızıştırmak ve olası bir Trump iktidarı da bir uzlaşma zeminini tamamen ortadan kaldırmak ve tabii bu savaşı körükleyerek başka provokasyonlarında önünü açmaktı. Burada toplum içerisinde ikilik çıkartma veya toplumu iktidara karşı kışkırtma girişiminin tamamen başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hemen öncesindeki Rusya seçimleri de bunu net bir şekilde göstermişti ve Putin %85 kadar oyla tekrardan devlet başkanı seçilerek aslında bu özel askeri harekata da ve Ukrayna politikasına da tam desteği almıştı. Bu terör saldırısının ardından da Rus toplumunun daha da fazla birleştiğini söyleyebiliriz. Yani bu saldırının amacına ulaşmadığını, tam tersi bir etki yarattığını ve Rus halkının aslında belki de özel harekatı desteğinin çok daha fazla artmış olduğunu da söylemek mümkün. Rusya'nın buna tepkisi ne olur sorusunun cevabı da önemli. Çünkü söylediğimiz gibi bu terörün amaçlarından bir tanesi de Rusya'yı fevri hareketlere sevk etmekti. Belki Ukrayna'daki sivil nüfusa yönelik bazı saldırılar yapmasına yol açmaktı. Böylece Rus tehdidinin tırnak içerisindeki gerçek olduğunu göstermek, Avrupa'nın silahlandırılmasını ve militarizasyonunu bu şekilde aklamak ve hızlandırmak, Trump'ın vaatlerini boşa çıkartmak bu hedefler arasındaydı. Fakat Rusya tabii fevri bir adım atmayacağını o zaman da hemen terör saldırısının ardından da söylemiştik. Rusya'nın esas olarak özel askeri harekatın zaferine odaklandığını ve bu zafere gidecek yolda onları diyelim bu yolun dışına çıkartacak veya başka maceralara sürükleyecek girişimlerin Moskova'dan beklenmediğinde ifade etmiştik ki bu böyle gözüküyor. Fakat Rusya'nın bunu sineye çekmesi de tabii mümkün değil. Birincisi sineye çekmeyeceğinin önemli göstergelerinden bir tanesi hem Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin hem Rus İç İstihbarat Örgütü FSB'nin başkanı bu saldırıların arkasında doğrudan Amerika ve İngiltere'nin ve Ukrayna'nın olduğunu ifade ettiler. Şimdi bunu ifade ettikten sonra çünkü daha önceki saldırılarda vesairelerde işte başka yabancı istihbarat örgütlerinin arkasında olduğunu biliyoruz, tahmin ediyoruz vesaire gibi konuşulurken bu sefer doğrudan Amerika'nın ve İngiliz istihbaratının adının verilmiş olması, zikredilmiş olması tabii önemli bir işaret. Çünkü bunu söyledikten sonra gereğini de yapmanız gerekecektir. Rusya tabii fevri evet adımlar atmayacak ama diğer taraftan da kolektif Batı'nın kendi üzerine gelmesini engelleyecek ve bu tür saldırıları püskürtecek kararlı adımlar da atmak zorunda. Bunun da bu adımların da gelebileceğini söyleyebiliriz. Hatta bu terör saldırısının arkasındaki isimlerin yani kullanılan tetikçilerin vesairelerin değil arkasında doğrudan örgütleyen kişilerin
cezalandırılacağını da hem Putin de ifade ediyor, hem Rus İçi İstihbarat Başkanı da bunu dile getirdi. Bu o zaman savaşta belki de yeni bir aşamaya geçilmesine de yol açabilir. Ukrayna istihbaratının Rusya tarafından terör örgütü olarak ilan edilmesi söz konusu olabilir. Tabii Ukrayna'nın çeşitli devlet kurumlarının Rusya tarafından terör örgütü olarak ifade edilmesi, kabul edilmesi, buna yönelik bir karar alınması tabii bu örgütlere yönelik, yani bu devlet aygıtlarına yönelik farklı metotların da uygulanabilmesinin de önünü açacaktır ve daha sert diyelim veya klasik savaşın dışındaki yöntemlerin de hayata geçirilebileceğini de ifade edebiliriz. Toptan olarak baktığımızda dediğimiz gibi Rusya içerisinde bir ikilik çıkartmak mümkün olmamıştır. Rusya'yı fevri bir harekete sürüklemek de mümkün olmadığı görülüyor. Ama bunun yanında da Rusya'nın da bunu sineye çekmeyeceğini ve bu saldırıları püskürtmek, devamının gelmesini engellemek ve yine kolektif batıyı içinde bulundukları savaşta daha da geri mevzilere itmek için sert tedbirlerin de alınacağını söyleyebiliriz. Belki önümüzdeki dönemde Nikolayev ve Odessa'ya yönelik çeşitli hamleler gelebilir. Bunları da askeri açıdan düşünebiliriz. Sorunuzu bu şekilde özetlemek mümkün. Çok teşekkürler Sayın Perinçek. Sayın İbrahimova, sizinle süreci aslında hiç değerlendirme fırsatı bulamamıştık bugüne kadar. O yüzden toptan konuyla ilgili bu son gelişmelerle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi Moskova'da yaşanan terör saldırısının ardından acaba Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya ve bölgeye bir mesaj veriyor olabilir mi sorusu geldi elbette akıllara. Size bunu sormak istiyorum. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nin bir mesaj niteliğinde olduğunu düşünüyor musunuz bu saldırıyı yaparken? Bir de elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki Rusya'ya karşı, Türkiye'ye karşı, Kafkasya'ya karşı bir kuşatması söz konusuyken aslında zaten yani bir çatışma ortamı olduğu aşikar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin direkt olarak sivilleri hedef alarak böyle bir katliama, büyük bir katliama imza atması da Rusya tarafından bundan önceki süreçteki gibi herhalde devam etmeyecektir. Rusya'nın artık hamleleri eskisi gibi olmayacaktır. Ne düşünürsünüz? Amerika Birleşik Devletleri'nin vermek istediği mesaj ve Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlar konusunda. Aslında burada benden önce Sayın Perinçek'in vurguladığı cümleleri ben de tekrarlamak isterim. Fakat bir iki ilavem de olacaktı. Aslında bu terör saldırısında birden fazla amaç planlanıyordu. Rusya'yı iç savaşa itmek, Rusya'daki içeriden huzursuzluk çıkarmak, bunun da mevcut Ukrayna Savaşı'nda etkilerinin Batı üzerinde olumlu gelişmeleri sağlaması. Diğer taraftan benim görüşüm Batı Rusya'da istediği sonucu elde edemediğinin en önemli unsurlarından birisi geçtiğimiz tarihlerde Putin'in ezici bir çoğunlukla kazandığı seçimler oldu biliyorsunuz. Bu süreç tabii ki Batı'nın beklediği gibi yine sandıktan Putin çıkacaktı ama bu kadar yüksek oranda beklemiyordu. Burada tabii ki birçok faktörü bir arada bulundurarak hem iç hem dışarıdan Rusya'yı yıpratma çabasıydı. Batı aslında Rusya'yı daha radikal, daha agresif eylemlere sürükleme içerisindedir. Fakat devlet başçısı Putin bu süreci benim görüşüme göre oldukça soğukkanlılıkla idare etti. Nitekim Rusya içerisinde olan Müslüman topluluklara karşı herhangi bir art niyetli, herhangi bir kelime, vurgu
kullanmadı. Çünkü bunlar da biliyorsunuz amaçlanan önemli faktörlerden birisiydi. Hatta bu konuda ilk kullandığı kelimelerden de biz aslında siparişi verenle bu terör saldırısının kimin istediğini onun peşindeyiz. Biz teröristler zaten elimizde. Dolayısıyla burada Batı amaçladığı, yine amaçladığı, planladığı sonucu elde edemedi şu an görülen budur. Diğer cephelere geldiğimiz zaman evet Güney Kafkasya dediniz. Evet Güney Kafkasya şu anda hala gerginlikle anılabiliyor. Çünkü orada farklı boyutlarda Batı'nın bölgeye kendisini bir şekilde varlığını kabul ettirme çabaları var. Bu arada ben unutmadan şunu da ifade etmek isterim. Bugün 31 Mart Azerbaycanlıların soykırımı günüdür. Bunu da buradan anmak isterim. 1918-20 yıllarında Ermeni taşnak gruplarca Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde binlerce soydaşımız katliama uğramıştır. Bugün de onun anım günüdür. Aynı zamanda şunu da parantez açıp söylemek isterim. Hala bölgede çok sayıda toplu mezarlıklara ulaşılmaktadır. Hatta bugün ve bundan iki gün önce de Hocalı'da yeniden birkaç kişiye ait yeniden farklı yerlerde toplu mezarlıklar bulundu ve bugün katliamın üzerinden daha 32 sene geçmesine rağmen hala bu mezarlıklara ulaşılabiliyorsa düşünün ki zamanında burada nasıl büyük boyutta bir katliam gerçekleşmişti ve bugün ilk defa Hocalı şehitliğinde 7 soydaşımız DNA'ları test edildikten sonra toprağa verildi ve bu da 31 Mart Azerbaycanların soykırımı gününe denk geldi. Bunu da unutmadan vurgulamak isterim. Evet, bölge tabii ki Batı'nın, Güney Kafkasya Batı'nın her zaman savaşa ulaşmaması için elinden geldiği her şeyi yaptığı bir yerdir. Bugün evet, Ermenistan Başbakanı Paşinyan belirli uluslararası organizasyonlarda çeşitli masalarda imzalar atıyor fakat bölge huzuruna kavuşabilmesi için ne yazık ki biz bunu sadece masada görebiliyoruz. Şu an için şunu söylemek isterim. Ermenistan dün itibariyle tekrar Azerbaycan'la konvansiyonel sınırımızda bulunan bölgeye çok sayıda askeri araç, topçu teçhizatları, aynı zamanda askeri personel yığıyor bilgileri paylaşıldı. Özellikle bu bilgilerin Rus kaynaklar tarafından Azerbaycan'la paylaşılması çok önemlidir. Çünkü biliyorsunuz Ermenistan'la Rusya'nın diplomatik açıdan bütün ilişkileri son yüzyıllar açısından baktığımız zaman en kritik dönemdedir. Ve Ermenistan açık Rusya ile ilişkilerine ara vermek istediğini, mesafe koymak istediğini belli ediyor. Dün Rus kaynaklar tarafından Azerbaycan'a iletilen bu bilgilerden sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı da çok açıkçası açık ve net bir şekilde şayet bölgenizde herhangi bir provokasyon söz konusu olacaksa misille karşılık verilecek dedi. Dolayısıyla Batı'nın evet bölgeyi her şekilde karıştırma çabası mevcuttur. Güney Kafkasya'ya birebir ABD yetkililer sık sık ziyaret ediyor biliyorsunuz. Her zaman kritik durum öncesi. Fransa'nın bölgede çok ciddi merakı vardır biliyorsunuz. Özellikle Afrika'dan uzaklaştırıldıktan sonra Güney Kafkasya'da yeniden kendisine yeni bir bölge, özellikle demir atmak istediği bölgelerden birisidir bahsettiğimiz alanlar. Dolayısıyla Moskova saldırısını biz sadece Moskova'da sivillere yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmemeliyiz. Biz kolektif Batı'nın Rusya nezdinde Rusya'nın nüfus ettiği diğer bölgeler üzerinde de oynadığı bir oyunun planı olarak değerlendirmeliyiz. Benim görüşlerim bu yönde. Sayın İbrahimova, size de çok teşekkür ediyoruz.